Yükselen Sözler bütün hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Bu akşam gerçekten de her yarım saat bizim için 3 dakika gibi geçti. Öyle değil mi hocam? Çok çabuk evet, geçti. Bana bir saati geride bıraktık. Bu akşam çok kısa geldi. Kısa geldi. Evet sevgili izleyiciler, yine bu bölümümüzün ayetiyle başlayalım. Konumuza devam edelim inşallah. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Din de sürekli O'nundur. Yine de Allah'tan başkasından mı çekiniyorsunuz? Sahip olduğunuz bütün nimetler Allah'tandır. Size bir kötülük dokununca da yalnız O'na yalvarıp yakarırsınız. Sonra O sıkıntıyı üzerinizden kaldırdı mı, içinizden bir takımı hemen Rablerine bir ortak bulur. Verdiğiniz nimeti görmemek için böyle yaparlar. Onlardan yararlanın, ama yakında öğrenirsiniz. Nahl suresi 52 ila 55. ayetler. Hocam din sürekli olarak O'nundur diyor burada Rabbimiz. Yani gerçekten evet. Din O'na mahsustur. O'na mahsustur. Yani gullin nümirtu enne abudallah muhlisen lehuddin. Ela lillahi dinul halis. Halis din efendim Allah'a ait. Ya Muhammed'deki o insanlara bana dini Allah'a has kılarak kulluk yapmam emrolundu. Peygamber de beşer olduğu için mecburdur kulluk yapmaya ama dini Allah'a has kılarak kendine has kılamasın demek istiyordu Allahu Teala. Peygamberi bu şekilde de uyarıyor hem. Evet. Yani dini Allah'a has kılarak bana kulluk edeceksin. Efendim kendine has kılamazsın dini. Din Allah'a aittir. Hiçbir beşere ait olamaz. Peygamber bu dini tebliğ eder, tatbikatını yapar, bize örnek olur, bize gösterir. Nasıl bu dini uygulanacağını bize gösterir. Ama din koymaz. Dini Allah koyar. Tek Allah, tek din. İnne dine indallahil İslam'dır. Evet. Evet hocam şimdi az evvelki bölümlerimizde işlediğimiz konuyu aslında geride bırakıp yeni bir şirkin yeni bir şeyine geçeceğim. Ama kısaca şuna da değineyim. Nisa suresinin 51. ayetiyle siz kitabınızın 120. sayfasında değinmişsiniz. Bu o ayette geçen cipt ve tağut kelimeleriyle alakalı. Burada ciptle ilgili şöyle bir şeyde bulunmuşsunuz. Ciptin bu manalarından hareket ederek şöyle bir açılım yapabiliriz. Uğruna canlar feda edilen ideolojiler, felsefeler, sahte fikirler, fanteziler, kuruntular, vehimler, hurafeler, mezhepler, gruplar hepsi cipt kavramını ifade etmektedir demişsiniz. Nedir o ayet hocam? Cipt kavramının şimdi geçtiği burada, ayeti bir okuyalım. Diyor ki Allah-u Teala elem tera ilellezine utu nasiben minel kitabi yu'minune bil cipti ve tağuti ve yekulune lillezine keferu haulâ ehta minellezine amenü sebila. Şimdi kendilerine kitap verilenler yani ehli kitap dediğimiz Yahudi, Hristiyan, Sabiiler bunlar cipte inanırlar ve tağuta inanırlar. İşte buradaki cipt nedir? Şimdi Allahu Teala bunu bize anlatıyor. Kimi anlatıyor, kimi eğitiyor? Bizi. Ehli kitap bunu okumayabilir bu ayeti. Buradan eğitim alacak değil. Biz alacağız bu eğitimi. Şimdi bize diyor ki Allahu Teala ehli kitabın yaptığı bir hata var. Şirke sapmalarının bir hatasını bize anlatıyor. Yani örnek olarak bir yaşanmış bir hayattan bize örnek sunuyor Allah-u Teala. Hocam şimdi, bir de bir şey daha söyleyeyim. Bu sadece ehli kitap olarak değil, kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olan. Yani bizden de olabilir. Tabii yani. Bir şekilde bizden kitapla buluşmuş tabii, kişilerden bizden de olabilir. Evet. Onu zaten bize veriyor bu dersi. Şimdi bu cipt nedir? Buna farklı farklı yorumlar getirmiş müfessirler kitaplarında. Ama cipt kelimesi aslında hiçbir değeri olmayan ama kendine değer atfedilen ideolojiler ve mezhepler. Şimdi mezhepleri kutsallaştırıyoruz biz. Mesela Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in önüne geçiriyoruz mezhepleri. Şimdi adama soru soruyorsun. Adam diyor ki İmam-ı Azam mezhebine göre böyledir. Şimdi ilmihal yazmış adam. Bir örnek vereyim sana. Buyurun. Bakın nasıl cipt oluyor. Buyurun. Şimdi kurbanın hükmü diyor. Başlık atmış. Kurbanın hükmü. Ben de okuyorum aşağıda bekliyorum ki şu ayete göre kurban farzdır diyecek diye bekliyorum. Hüküm. Bu, kurbanı Allah'a kesiyor. Kurbanı koyan Allah. Başka kimse değil. Tabii. Buyurun ne başlıyor biliyor musun? İlk cümle. İmam-ı Azam mezhebine göre vaciptir. İmam-ı Şafi'ye göre sünnettir. Bazı İmam Maliki imamlarına göre, bazı şeylere göre vaciptir. Allah yok. Ayet yok. Allah yok. Ya kurbanın hükmü diyor. Allah yok orada. Peki nasıl bir hüküm oluyor bu? Peki ben kurbanı İmam-ı Azam'a mı kesiyorum, İmam-ı Şafi'ye mi kesiyorum? Ben Allah'a kesmiyor muyum bu kurbanı? Bu ibadeti o koymadı mı? Onun hükmü yok mu? O vermedim bunu. İşte bu ciptir. Yani siz bana din olarak mezhebi veriyorsunuz. Allah'a vermiyorsunuz. Kur'an'da bir sürü ayet var. Bunlar hiç yok. Kur'an'da kurbanı Allah-u Teala kurban demiş. Efendim mensek demiş. Nahır demiş. Zib demiş. Efendim bir sürü isim vermiş. Şükür ibadeti demiş. Bunların hiçbir tanesini Allah sanki koymadı. Sanki Allah bir hüküm vermemiş gibi efendim alıyor bana mezhepten veriyor. İşte bu şirktir. İşte bu cipte inanmaktır. İdeolojiler, felsefeler, hurafeler bunlar hepsi cipt kavramının içine girer. Cipte inanıyorlar, tağuta inanıyor. Tağut nedir? Tağut insanı Allah'tan uzaklaştıran her şey. Tağut kavramı içine girer. Tağut eşittir şeytan diyebilirsin. Eşittir şeytan diyebilirsin. Ama tağut böyle daha iyi anlayacak vatandaşımız. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran ne varsa tağut kavramı içine girer. Onun için şeyde 256'da Bakara 256'da diyor ki la ikraha fi'd-dini kad tebeyyene rüşdü minel gay femen yekfur bit-tağuti ve yu'min billah. Önce tağutu inkar edeceksin diyor Allah, sonra bana inanacaksın. Senin gönlünde tağut varken, cipt varken bana iman etmen anlamı böyle girmem. Ona iman denmez. Ha, ben girmem oraya. Evet. O gönüle ben girmem. Mümkün değil çünkü orası kirli. Şirk kiri var orada. İşte bu ayette bunu anlatıyor ve ardından derler ki diyor o kitaptan nasibin olanlar efendim bu kafirler ehli kitap müminlerden daha doğru yoldadır derler. Doğru, onların hayatını doğru yol olarak görürler. Efendim Müslümanlığı görmez. Kur'an-ı Kerim'i görmez. Doğru yol değil. Bu gericiliktir. Bu çöl kanunudur diye görür. İşte bu ayette bunu söyledi. Başka? Hocam şimdi mesela bir bölümde de ya birçok bölümde de kitabınızda bu ölüden yardım isteme meselesi var, bir de şirkin o boyutu var. Ama mesela burada şu Nahl 20 ve 21. ayetleri yazdıktan sonra şöyle demişsiniz ki ben güzel bir tespit, yani ben onu burada işaretlemişim. Allah'ı bırakıp da yalvardıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar ayeti. Ayetlerde bahsedilen sahte tanrılar cansız varlıklar değildir. Çünkü cansız varlıklar için ölüm ve hayat söz konusu olamaz. Çünkü ayetin devamı çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır diye devam ediyor. Onlar diri değil ölüdürler. Ne zaman dirileceklerinin de bilincinde değillerdir. Hocam bu ölüden veya işte araya herhangi birinin konmasıyla ilgili onlardan yardım beklemeyle ilgili şirkin o boyutuyla alakalı sözleriniz. Şimdi bu tip pislik, yani bu tip şirk İslam'dan önce de vardı. Peygamberimiz döneminde de vardı. Hı hı. Şimdi de var. Hep de olacak. Şimdi yani. Hatta modern yapıyoruz bu işi biz şimdi. Çünkü ölülerden adam ne diyor biliyor musun? Profesör adam. Bak. Merkez efendi diyor, konuşur diyor. Tasarrufta bulunur diyor. Bakın daha ileri bu memlekette bakanlık yapmış. Adamın biri konuşuyor. Televizyonda şeyhime sordum diyor. Sen tasarrufta bulunur musun? Bana dediği şey şudur diyor. Evladım biz öldükten sonra kınından çıkarız. Yani hani bıçağı kınına koyar ya, kesmez. Tasarrufta bulunmaz o bıçak. Öldük. Ama kınından çıktığı zaman da tasarrufta bulunur bıçak. Keser, doğrar. Ha ben öldükten sonra kınından çıkıyoruz, tasarrufta bulunuyoruz. Şimdi düşünebiliyor musun? Bir tanesi diyor bana ki profesör, merkez efendi konuşur, tasarrufta bulunur. Bakanlıktan peki, sonra paganlığa dönmüşüz. Şimdi şimdi dedim ki ben, peki Hazreti Muhammed'in kemikleri bu dünyada. Bütün peygamberlerin kemikleri bu dünyada. Mezarları bu dünyada. Bilmiyoruz başka. Onlar tasarrufta bulunamıyor da senin şeyhin nasıl tasarrufta bulunuyor? Düşünebiliyor musun evet. Bunu şimdi? Ve bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Gidip dua ediyorlar, mezardan yardım diliyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyor. Namazında söylüyor bunu. 5 vakit namazını gidiyor, şirk koşuyor. Gidiyor türbeden yardım diliyor. Halbuki ve İyyâke nestaîn anlamı ne? Ve İyyâke'yi başa koymuş. Ne demektir? Yalnız ve yalnız senden yardım dilerim diyor. De bana diyor. Allah diyor de bana. Böyle bana yalvaracaksın. Yalnız sana taparız. Yalnız senden yardım dileriz. Şimdi bu ayeti çiğniyorsun. Yani dua kimseye olmaz. Dua Allah'a olur. Bak çok ciddi bir şey söylüyorum burada. Dua çok önemli bir konudur. Çünkü Furkan suresinin son ayetinde evet. Kul ma ya'beu bikum rabbi levla duaukum diyor. Sizin duanız olmasaydı diyor Allah-u Teala siz neye yarardınız? Siz neye yarardınız? Ha dua çok ciddi. Yani Allah'a ibadet etmenin, kulluk etmenin en büyük göstergesi yalvarmaktır. Allah'a dua etmektir. Şimdi siz gidiyorsun ölüye yalvarıyorsunuz. Ölü size yardım edecek. Bu nasıl bir Allah anlayışı? Bu nasıl bir Allah tasavvurudur bu? Allah aşkına. Yani sen yardımı Allah'tan beklemen gerekirken merci orası. Peki sen başkasına nasıl yardım beklersin? Mesela şefaat ya Resulallah diyor. Şefaat ya Resulallah ne demek? Dua etmek. Evet. Kime dua ediyorsun? Peygambere. Peygamberden ne istiyorsun? Şefaat istiyorsun. Bak buyurun. Evet, şimdi yani şefaat konusu... o kitapta şeyi de söyledim. Şirk nedir? Kendine şefaatçi tayin etmektir. Evet, yani Yunus suresi 18. ayet. Evet. Onu anlatalım şimdi. O 50. sayfada işaretlemişim orayı da. Bakayım orada. Şurayı okuyayım hocam onu isterseniz. Yunus 18'i okuyayım. Buraya almışsınız siz mealini. Meali almışsınız. Buyurun oku. Ben de okurum. Ben de anlatayım onu. Buyurun siz anlatın. Hayır ben sizin güzel bir ifadeniz var. Onu söyleyeceğim. Siz buyurun. Söyle. Söyle de ben sonra anlatayım. Siz demişsiniz ki bu ayetten anlıyoruz ki mümin kişi şefaati Allah'tan bekler. Herhangi birini şefaatçi tayin etmek müşriklerin işidir. Evet. Bu ayete göre. Ayet bunu söylüyor. Buyurun ben o ayeti sizden alalım hocam. Buyurun. Ve ya'budûne min dûnillâhi mâ lâ yenfa'uhum ve lâ yedurruhum ve yekûlûne haulâi şüfâ'ûne indallah. Bunlar bize Allah'ın katında şimdi şefaat edecek. O kendilerine fayda ve zarar vermeyen sahte tanrıya tapanlar diyor Allah. Derler ki şunlar bizim şefaatçilerimizdir. Yani kim söylüyor bu lafı? Şunlar bizim şefaatçimizdir. Müşrikler söylüyor. Şimdi Allah bir soru sorduruyor onlara. Kul etunebbiunallaha bima la ya'lemu fis semavati vel ard. De onlara ki ya Muhammed göklerde ve yerde benim bilmediğim bir şeyi mi bana haber veriyorlar da ben şefaatçi tayin edemiyorum onlar tayin ediyor. Şu hale bakın. Şu hale bakın. Allah'a din öğretiyorlar bunlar. Bu müşrikler Allah'a din öğretiyorlar. Şimdi bizim Müslümanlar değerli kardeşim siz bu hataya düşüyorsunuz. Senin kimin şefaat edeceğini seni enteres etme, sen tayin etme. Müşriğin durumuna düşme. Sen şefaati Allah'tan bekleyeceksin. Kul lillahi şefaatu cemia. Şefaatin tamamı Allah'a aittir. Şefaat Allah'tan beklenir. Hocam demişsiniz ki bunlar ceylan yavrusunun aslana sığınmak istemesine benzer. Ama çok güzel bir metafor. Evet. Çok güzel bir metafor. Yani şimdi değerli kardeşlerim bakın o Allah aşkına elinizde bir meal varsa gidin Yunus suresinin 18. ayetine. Olmaz mı? Bizim izleyicilerimizin elinde bu tabii ki meal yani, var. Gidin bir bakın ya. Bir bakın ya. Biz niye bunu söylüyoruz Allah aşkına? Şimdi ben şu ayet Kur'an-ı Kerim'de olmayacak da ben bu lafı böyle konuşacağım öyle mi? Benim ahiretim gitti. 50 senedir ben bu Kur'an'la uğraşıyorum. Bu gitti. Ben mahvoldu benim hayatım. Bu da o demektir. Ben yalan konuşabilir miyim size? Yani buradan bu kadar 70 milyon huzuruna bu yalan konuşulabilir mi? Bakın ne diyor? Müşrikler derler ki şunlar bizim şefaatçimizdir. Yani bu ne demek? Mümin şunlar benim şefaatçimdir diyemez. Bu müşriğin işidir. Ve sonra diyor Allah, bana bilmediğim bir şeyi mi haber veriyorlar? Göklerde ve yerde. Haberim olmadığım bir şeyi mi bana bildirecekler diyor. Çok ciddi bir konudur bu değerli kardeşlerim. Şefaat arıyorum diye efendim peygambere yalvarırsın. Şefaat ya Resulallah. Bana şefaat et ya Resulallah olur mu? Peygamber için dua olur mu? Allah'tan isteyeceksin. Evet. Hocam zaten Allah'tan başkasına çağırmanın şirk olduğunu da siz burada yine belirtmişsiniz. Mesela Yusuf 108. ayeti buraya almışsınız. De ki işte benim yolum budur. Ben Allah'a çağırıyorum. Yani peygamberimize bunu söyletiyor Allah. Evet. Hadihi sebili ed'u ilallahi ala basiratin ene ve men ittabani. Kendimi ve subhanallah ve ma ene minel müşrikin. Baba bak şimdi. Uyanlar, evet. Bak şimdi. Şimdi bu ayeti analiz edelim. Buyurun. Müsaade bunun üzerine duralım. Tabii tabii Türkçesini çok, alayım diye. Çok ciddi. Kul de ya Muhammed. Hadihi sebili. Bu benim yolumdur. Ed'u ilallahi. Allah'a çağırıyorum. De. Bak. Allah'ın emri bu şimdi. Allah'ın emri. Bu ne demekti? Benim peygamberim Allah'a çağırdığına göre ben kime çağıracağım? Hani peygamber örnek alacağız? Evet. Allah'a çağıracağım ben. Ha şimdi bak. Demek ki peygamber kendine çağıramaz. Allah'a çağıracak. Ahzab'ta da öyle. Bak. Ve da'iyen ilallahi bi iznihi. Allah'a Allah'ın izniyle çağıracaksın diyor. Bak senin bu görevin var. Burada da aynısını söylüyor. Ed'u ilallahi ala basiretin. Basiretin bir aydınlık üzere. Bir basiret demek bir aydınlık üzere. Ene beni, kendimi ve menittebani, bana uyanları ve ben müşriklerden değilim. Yani ben başka bir yola çağırırsam müşrik olmuş olurum. Of. Evet. Of. Bunu ilan et ya Muhammed. Yani Allah'tan başkasına çağırmak açık şirktir. Yani bir adam kalkıp kendi şeyhine çağıramaz. Kendi mezhebine çağıramaz. Kendisine çağıramaz. Evet, peygamber kendisine çağıramıyor. Kime çağırıyor? Allah'a çağırıyor. Ha, işte bu, bakın işte şirk nasıl ayak kayıyor biliyor musun? Biz ne için uğraşıyoruz? Kendi grubumuzun gelişmesi için kendi grubumuza çağırıyoruz. Anlıyor musunuz? Bugün git İran'a Şia'ya çağırıyor. Git o bir Vahabi'ye çağırıyor. Git o bir bilmem nereye çağırıyor. Git o bir bilmem hangi mezhebe çağırıyor. Çağırıyor. Onun uğruna insan öldürüyor. Evet. Hocam bir yani izleyicilerimizin de pratik yaşamda çok karşılaştıkları başka bir şey var. İşte başkasının adına hac, başkasının adına işte infak vesaire meselesi söyleyeyim. Var. Şimdi bu bakın, şirkin paylaşma değerli kardeşlerim boyutu. Çok tehlikeli bir iş var burada. Arkadaşımızın Erdem Bey'in anlattığı, sağ olsun hatırlattığı çok önemli bir konu var. Şimdi bizim samimi olarak, ihlaslı olarak biz ne yapıyoruz biliyor musun? Babam adına, dedem adına, annem adına hacca gidiyoruz. Şimdi bakınız, annem adına, annem için hacca gidiyorum, babam için hacca gidiyorum sözü çok tehlikeli, şirke götürür. Sen Allah için hacca gideceksin. Kardeş, niyetin Allah için hacca gitmek olacak. Başka bir varlığı anamaz. Andığın zaman o da Tanrı oluyor. Onun için de ibadet yapmış oluyorsun. Efendim babam için Kur'an okuyacağım. Yok efendim. Kimsenin ibadetiyle cennete gidemez. Kimsenin günahıyla da cehenneme gidemez. Değerli kardeşlerim, çok ciddi bir konu bu. Çok ciddi. Yani biz şimdi öyle şeyleri yapıyoruz ki efendim ibadeti babam için kurban kesiyor. Bugün ne diyorlar size? Bak iyi dikkat edin. Hazreti Peygamber'e kurban kesiyor adam. La Hazreti Peygamber'e kurban kesilir mi? Allah'a kurban kesilir. Senin Allah'ın mı Hazreti Peygamber ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Hocam şunu, gerçekten acayip yani. Yani bu İslam alemini şirke buladılar ya. Bu korkunç bir şey. Hocam en çok da hacda kullanılır bu. İşte bir de bir hacda babam için yapacağım. İşte ölmüş annem için hac yapacağım falan. İşte kurban da kesiyor. Kurban kesiyor. Şimdi peygambere kurban kesmeler kaldı. Milleti soyuyorlar. Milleti soyuyorlar. Adam diyor ben diyor Hazreti Peygamber'e kurban keseceğim. Geliyor senden alıyor 50 lira. Benden alıyor 50 lira. Ondan alıyor 50 lira kurban kesecek peygambere. Düşün. Şimdi böyle toplama usulüyle kurban kesilir mi? Allah Allah. Yani hocam bir kere... yani bizim ne tarafından tutarsan şirk kokuyor. Dökülüyor. Şirk. Hocam bir de... yani kitabınızda yine önemli bir bölüm. Bu kontrolsüz sevgi şirke götürür. Gerçi evet, biraz değindik peygamberimizin... 165. ayet ve Tövbe 24. Bakara 165. Tevbe 24. Özellikle Tevbe 24'e bir değinelim mi hocam? O değinelim. Onu anlatayım. Üzerinde durduğum bir ayet. 9. surenin 24. ayet. Şimdi bu 24. ayet. Şöyle anlatayım bunu hoca. Sana bakarak buyurun, konuşayım buyurun, istersen. Buyurun hocam tabii ki. Allah-u Teala Kur'an'da duygu eğitimi yapar. Bugün modern eğitim sisteminde, eğitim psikolojisinde duygu eğitimi var. Biz buna gönül eğitimi deriz, nefis eğitimi deriz, zihin eğitimi deriz Kur'an'a göre. Kur'an'a göre biz bu üç merkez var insanın. Zihin, gönül ve nefis. Bütün ayetle bu üç merkezi bombardıman eder. Buraları fethetmeye çalışır Kur'an-ı Kerim. Şimdi bu duygu eğitimi dediğimiz eğitim sevgi ve korku eğitimidir. Şimdi bu sevgi eğitiminde çok hassas davranmak lazım diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Çok hassasiyetle üzerine durur. İşte bu duygu dediğimiz sevginin eğitimi konusunda 165 ve Tevbe 24 çok öne çıkıyor. Evet. Yani çok öne çıkıyor. Çünkü sevgi çok kutsal bir duygudur. Yerine göre Allah sevgisi diyoruz mesela. Çok kutsal bir duygudur. Anne sevgisi diyoruz, kardeş sevgisi diyoruz falan falan. Evet hocam. Ama bu sevgi öyle bir tehlikeli alan ki insan ayağa bastığı zaman kayarsın. Sabunlu bir yer düşün veya buzlu bir meyil düşün. Ayağını sağlam basmazsan kayar, kolunu, molunu, kafanı, mafanı kırarsın. Sevgi alanı böyle bir alandır eğer eğitilmezse. Onun için Allahu Teala bunu Kur'an'da konu edinmiş. Kur'an eğitiminde buna yer vermiş ve sevgi denen duygunun eğitilmesi gerektiğini bu ayetlerde öne çıkarıyor. Hocam şimdi, ayetleri reklamdan sonra alalım. Bu bir giriş olsun. İzleyicilerimiz de reklamsız da beklemiş olsun. Üçüncü yarım saat bitti mi? Son bölüme gireceğiz hocam. Allah izin verirse. Biraz sonra birlikteyiz.